Türkiye Ajansı'ndan herkese merhabalar. 12. Ordu günlerimizin son dakikalarına doğru ilerliyoruz. Ama yine de hemşehrilerimiz ordu günlerimizi son dakikada olsa bizi yalnız bırakmayarak dolu dolu güzel bir şekilde yaşamaya çalışıyoruz. Evet, yine çok değerli, çok kıymetli dernek başkanlarımızdan Esenyurt Ordu ili Gürkentepe ilçesi, Muratçık ve Cumhuriyet Mahalleleri Dernek Başkanımız Sayın Sedat Çelik Başkanımızla beraberiz. Evet Sedat Başkanım, çok güzel bir ordu günleri yaşadık 4 gün boyunca. Sizden de düşüncelerinizi alabilir miyiz? Erol Bey, teşekkür ederim öncelikle. Bu imkanı bize verdiğiniz için Türkiye ve Ajans ailesine de teşekkür ediyoruz. Perşembe gün başlayan ve 4 gün boyunca devam eden ve bugün sonlanacak olan 12. Ordu günlerinin sonuna gelmekteyiz. Hava muhalefeti nedeniyle belki çok yoğunluk olmadı ama tabii ordu insanı olarak tabii bu havaları biz seviyoruz. Sisli puslu havaları seviyoruz. Çok güzel geçtiğine inanıyorum. Türkiye ve Ajans da burada tüm misafirlerimizi burada ağırlayarak bu güzel günlere eşlik ediyor. Onun için size çok çok teşekkür ediyorum. Bizler de Esenyurt'ta faaliyet gösteren Ordu ili Gürkentepe ilçesi Muratçık ve Cumhuriyet Mahalleleri Derneği olarak halkımıza hizmet etmekteyiz. Ben de şahsım olarak Esenyurt Belediyesi'nde zabıta müdürlüğünde çalışan zabıta personel olarak görev yapıyorum. Halkımıza, orduda, ordulu halklarımıza, Gürkentepe'li hemşehrilerimize İstanbul Esenyurt'ta yardımcı olmaya çalışıyoruz elimizden geldiğince. Bu günlerin, bu güzel günlerin tekrarlanmasını diliyorum. Bu fırsatı verdiğiniz için Türkiye ve Ajans'a, siz değerli Erol abimize çok çok teşekkür ediyorum. Evet, biz teşekkür ederiz. Gerçekten de 12. Ordu günleri mükemmel, harika, dolu dolu, çok 4 gün boyunca çok güzel zaman geçirdik burada. Evet. Burada özellikle ORDEF, Ordu Denekler Federasyon Başkanımız Sayın Necati Özdemir, Yönetim Kurulu Dernek Başkanlarımız, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız, valilerimiz çok büyük destek vererek 12. Ordu günlerini çok güzel bir şekilde yaşadık ve yaşattık. Biz de Türkiye Ajans ailesi olarak da ordu hemşehrilerimize burada güzel yayın yaparak güzel hizmetler sunduk. Evet. Emeğinize sağlık diyorum. Ağzınıza da sağlık diyorum. Tabii ordu günleri İstanbul'da yaşayan bütün ordular için çok önemli. Orduların bir araya gelmesi, kaynaşması, en azından bu ve buna benzer etkinlikler çok önemli. Bu programı düzenlemesinde sizin de dediğiniz gibi ORDEF ailesine, Ordu Büyükşehir Belediye'mize ve İstanbul Büyükşehir Belediye'mize çok çok teşekkür ediyorum. Hepinize, buradan bizleri izleyen değerli ordulu hemşehrilerimize saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Evet, şimdi değerli izleyenler, arkada Fatih'in türküsü var. Bizim Akkuş'un türküsünü söylüyorlar. Ben de bir Akkuş olarak bu türküyü dinleyince tüylerim diken diken oldu. Güzel bir hikayesi, güzel bir anlamı var. Gerçekten de müziğiyle, yemeklerimizle, kültürümüzle, insanlarımızla çok kıymetli, çok değerliler. Yani ordular, kendinize gerçekten çok kıymetli, güzel bulun. Çok değerlisiniz, güzel yerlere layığız. İstanbul'da yaklaşık 850 bin milyon insanı neredeyse varan bir nüfusumuz var. Hep birlik ve beraberlik içerisinde İstanbul'daki ordulu hemşehrilerimize güzel hizmet ederek olması gereken, layıkı olması gereken yere getirmemiz gerekiyor başkanım. Evet, dediğiniz gibi bizim değerlerimizden türkülerimiz, şarkılarımızı çok özel. Orduluyu ordulu gibi hissettiren bu türkülerin güzelliği çok çok güzel. Evet. Buradan bir şey daha izah edelim. İnşallah önümüzdeki 2024 seçimlerinde Sedat Çelik olarak ordulu hemşehrilerimizi Esenyurt'ta temsil etmek adına bazı niyetlerimiz var. Rabbim müsaade ederse, nasip ederse biz de ordulu hemşehrilerimizi en iyi şekilde temsil etmek için çalışacağız, çabalayacağız. Yakında inşallah buna da Türkiye Ajansı olarak inşallah sizler de şahitlik edersiniz. Ayrıca Filistin'deki savaş nedeniyle orada ölen tüm Filistin kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Buradan Siyonist İsrail'i bir kez daha kırıyorum. Bu nedenle, savaş nedeniyle yakın zamanda düzenleyeceğimiz Hamsi şölenini iptal etmiştik. İnşallah bu savaş durur, bu barış sağlanır. Biz de Türkiye Ajans ailesi olarak inşallah o günü birlikte yaşarız diye düşünüyorum. Evet. Buradan Filistin halkına, Gazze halkına şehitlerimize Allah rahmet eylesin. Gerçekten büyük bir zulüm, büyük bir işkence, büyük bir dram, büyük bir soykırım.
Yani bu Siyonizm, yani bunların ne diyelim artık, Allah'ım yukarıda her şeyi görüyor, vardır bildiği diyoruz ve evet, sadık kalıyoruz. İnşallah en kısa zaman içerisinde düzelecek diyoruz. Evet, ordumuzu çok güzel slogan öyle girdik ordu günlerine. Ordu burada, İstanbul'da 100 yılın ordusu dedik ve çok güzel bir ordu günleri yaşadık. İnşallah 13. ordu günlerinde görüşmek üzere, hoşça kalın.